Merhabalar. NS Yayınları fizik yazarlarından. Özgüründü ben Deniz. NS Yayınları olarak hep destek, tam destek sloganıyla çıktığımız bu yolda arkadaşlar sizler için hazırladığımız ara sınıf defter kitapları üzerinden e, 10. sınıf boyunca fizik konularında hem konu anlatımı hem de kitabımızın içeriğini incelediğinizde göreceğiniz üzere destek sorularıyla sizlere e, tüm fizik konularını ayrıntılı olarak anlatmaya çalışacağız. Ve e, kitabı incelediğinizde bu videolarımızı dinledikten sonra akabinde konu kavrama testleriyle konuyu daha iyi anladığınızın farkına varacaksınız. Vakit kaybetmeden başlayalım. Birinci ünitemiz elektrik ve manyetizma. Bu ünitede birlikte 9. sınıfın sonunda görmüş olduğumuz elektrostatik e, konusundan farklı olarak Tanımında da birazdan bahsedeceğimiz gibi akım kavramı üzerinden yola çıkacağız. Sonrasında akımın mıknatıslık etkisi e, üzerinde durduğumuzda zaten elektromanyetizma kavramına ulaşmış olacağız. Tanımlar çok önemli. Başlıyoruz. Birincisi elektrik akımı. Elektrik akımı herhangi bir zaman aralığında iletkenin kesitinden bir yona doğru gerçekleşen sürekli yük hareketidir. Yükün sembolü q idi. 9. sınıftan anımsayacağınız üzere. Birimi ise kulomptu. Yine 9. sınıftan hatırlayacaksınız, fizik bilimine giriş konusunda bahsetmiştik. Akım şiddeti, temel büyüklükler için kısa muz kodlamasıyla e, bahsettiğimiz büyüklüklerden arkadaşlar. Akım şiddeti I ile gösteriyorduk ve akım şiddetinin birimi amperde. Ve yine temel büyüklüklerden arkadaşlar şu ikisi zaman onu da T ile gösteriyorduk. O zaman tanımımıza bir geri gelecek olursak herhangi bir zaman aralığında iletkenden gerçekleşen arkadaşlar sürekli yük hareketine biz akım şiddeti adını vereceğiz. Şimdi bu akımın devrede hareket edebilmesi için bir enerji kaynağı lazım. O enerji kaynağı da üreteç. Üreteç nedir? Elektrik yüklerinin bir iletken üzerinde uzun sürede akışını sağlayan elektrik devre elemanı. Çeşitleri pil, akü ve dinamo. Üretecin üzerinde kumandamıza, optik masumuza taktığımız üretecimiz çeşitleri nelerdir diyecek olursak. Pil, Akü ve dinamo arkadaşlar üreteç çeşitleri olarak sayılabilir. Pili söyledik nerede kullanıldığını. Akü malumunuz e, arabanın hani e, bujesinin ateşleme sisteminin çalışabilmesi için gerekli olan elektriği sağlar. E, dinamo yine arabada akünün şarjını sağlayan e, bir motor ekipmanıdır. Bildiğimiz pilin üzerinde yazan arkadaşlar volt acaba o pilin nesiyle alakalı bir bilgi veriyor. Ona gelecek olursak şimdi elektromotor kuvvet kavramına ulaşırız. Buna kısaca EMK diyeceğiz. Ve EMK'yı arkadaşlar epsilon sembolüyle göstereceğiz. Birimine gelirsek birimi volttur, türetilmiş büyüklüktür. Tanımına bakalım. Kapalı bir elektrik devresinde elektronları hareket ettiren etkidir üretecin bir kulompluk yükün devreyi dolaşması için ürettiği elektrik enerjisi olarak da tanımlanabilir elektromotor kuvvet. Devam ediyoruz. Bir elektrik devresinde üreteç haricindeki devre elemanlarında bir kulompluk yük başına harcanan elektrik enerjisi. Bu, bu potansiyel fark. İkisinin farkına vurgu yapmış olalım birkaç saniye önce ifade etmiştik. EMK üretecin enerjisiyle alakalıydı. Potansiyel farksa siz devrede bir tanecik devre elemanına odaklandığınızda ilgilendiğiniz büyüklük olacak. Potansiyel farkın birimi de yine volttur. Şimdi devreyi arkadaşlar basit bir devreyi basit devreden kastım şöyle bakalım bir lambamız var. O lambaya enerji sağlayan Akım kaynağımız yani üretecimiz var, bir anahtarımız var mesela ve biz bunları bir iletken telle birbirine bağladık. Şimdi pilimizin işte EMK'sından bahsedebiliriz dedik, lambamızın potansiyel farkından bahsedebiliriz dedik. Ee, o zaman EMK daha, daha genel bir kavram. Ee, pilin voltajı dediğinizde ifade ettiğiniz şey aslında onun EMK'sı olacak hemen. Benzeşim kurmak için bakıyoruz. Ee, bir su tesisatı örneğimiz var arkadaşlar. Yüksek basınçtan alçak basınca doğru şekli inceleyecek olursanız şöyle etrafını bir çizelim. Su hareketini gözlemleyebiliriz vanayı açtığımızda. E burada da e, bu basınç farkı benzeri etkiyi oluşturan yani pompa burada suya enerji sağlıyordu. Burada enerji kaynağımız bizim üreticimiz. E, suyun akışı, burada elektronların akışı arkadaşlar eksi eksi iteceğine göre ve iletkenlerde e, yalnızca eksi yükler hareket ettiğine göre onları hareket ettiren şey üreticimiz. Devam evet. ediyoruz. E, bir parantez açaraktan şöyle devam edelim. Anahtarı kapattığınızda evet elektronlar harekete geçtiler. Bu e, hareketin sebebi pilin sağlamış olduğu potansiyel fark. E bu şebekede nasıl oluyordu? Su pompası basınç farkı sağladığı için su hareket ediyordu. Yüksek basınçtan alçak basınca doğru. Benzer mantıkla burada o zaman pilin artı kutbu yüksek potansiyel, eksi kutbu alçak potansiyel olduğu için elektrik akımı için biz elektronların hareketinin tersi yönü akış yönü olarak kabul ediyoruz. Önemli bir ayrıntı. Ee, ve eşleştirmemizi tam olarak yapacak olursak o zaman iletken telle su şebekesinde bu tesisatta şu boruyu eşleştirerek e, bu benzeşimi tamamlamış oluruz. O halde bunu bir destek sorusuyla pekiştirelim. Şekildeki su şebekesi modeli modelini elektrik devresiyle kavram ve ekipman bakımından eşleştiriniz. Pompa arkadaşlar o zaman pompa üreteşle eşleşleşir. Ee, boru iletken telle kıvrımlı boru az önce ondan bahsetmeyi unuttum. Akıma zorluk gösteren unsurdur. Az önce çizdiğim o basit devrede lambada elektron hareketi e, orada kaybettiği enerji lambada ısı ve ışık enerjisine dönüşüyor. E, burada da kıvrımlı boru o zaman bir direncin ya da e, ...lambanın yapmış olduğu görevi karşılar. Pompanın oluşturduğu basınç farkı... ...bizim pilimizin, üretecimizin... E, ...EMK'sı yani potansiyel farkı... ...direkt çağrıştıracak kavram bakımından. Borudan akan su burada... ...elektron hareketi... ...yani elektrik akımı olarak söylenilebilir. Ve vana... Az önce bahsettiğim gibi anahtarı direkt karşılayacak olan e, unsurdur bizim bu sorumuzda. Şimdi esas mevzuya başlıyoruz arkadaşlar. Akım şiddeti e, büyüklük olarak nasıl tanımlanıyor? İletkenden birim zamanda geçen toplam yük miktarı. Toplam yük miktarı e, olduğuna şöyle dikkat edelim. Burada ufak bir çizgide hatamız olmuş. Onu hemen Şöyle düzeltelim arkadaşlar. İletken geçen toplam e, birim zamanda geçen toplam yük miktarı. E, ve bunları sembolize edecek olursak akım şiddetini i ya da büyük I ile gösterdik. Yük miktarını Q ile zamanında T ile gösterecek olursak... Burada birim eşleştirmesi amper eşittir klomp bölü saniye olarak bulunmuş olur. Toplam yük arkadaşlar... E, Şöyle olacak. Artı eksi hiç onlara bakmaksızın direkt e, hareket eden bütün yüklerin mutlak değerce toplamını alacaksınız. Birincisi buydu. İkincisi akımla alakalı. Akımın yönü e, benzetmeyi de konuşmuştum. Elektron hareketinin tam tersi yöndür. Bilimsel bir kabuldür bu. E, şöyle ki hani bazı ülkelerde e, İngiliz e, toplulukları diyelim. İşte trafiğin akış yönüyle bizdeki akış yönünün farklı olması gibi. Şimdi elektrik devlerinde akım yönü üreticinin artı ucundan çıkıp eksi ucuna giden yöndür. Hemen çizdik. Artısı, eksisi, akımın yönü o zaman bir devrede artıdan eksiye doğru. İletken akışkanlarda diyoruz biz. Bunları birazdan detaylı olarak anlatacağım. Bir elektroliz kabında ve da gaz deşarj tüpünde arkadaşlar pozitif yüklerin hareket yönü yani akıma neden olan elektrik alanın yönü olarak kabul edilir. Şimdi 9. sınıftan yine hatırlayalım. Elektrik alan arkadaşlar ee, bir yükün etrafında oluşturduğu etkiydi. Bir birim yüke uyguladığı kuvvet de elektrik alan ve yönü artıdan eksiye doğruydu. O zaman burada şu iletkenin uçlarında bu tarafa doğru bir elektrik alan oluşacak ve e, akımın yönü de o alanla aynıdır. Örnekle pekiştirelim. İçerisinde gaz dolu deşarj tüpünün S kesitinden 4 saniyede, 120 klompluk negatif iyon bir yönünde, 360 klompluk pozitif iyon ise iki yönünde geçmektedir. Şimdi üzerinde e, işaretleriyle var arkadaşlar. 120 klompluk negatif iyon ve tam tersi yönde 360 klompluk pozitif iyon. Sizden ricası deşarj tüpünde oluşan akım şiddeti ve yönü. Formülümüz akım şiddeti Eşittir toplam yük bölü zamandı. Ve az evvel ifade etmiştim. Burada yüklerin artı eksiliğine bakmadan direkt toplayacağız. Şimdi deşarj tüpü dediğimiz şey florasan lamba gibisinden ee, bir laboratuvar gereci. Ve burada siz bir tarafa eksi bir tarafa artı potansiyel fark uyguladınız ki. Bunu bir pille de şöyle gösterebiliriz. İlave olarak sorularda bu da sorulabilir. Nerenin eksi, nerenin artı olduğuna karar vermek için eksi eksiyi iter, e, artı artıyı iter şeklinde sol ve sağ uçların hangi kutup olduğuna karar verebilirsiniz. Onlar bu potansiyel farktan dolayı sürekli bir kuvvete maruz kaldıkları için tüp içerisinde birbirlerini nötrlemezler. Bu yüzden e, eksiler de artılar da akım taşıyıcı unsurdur. Direkt topladınız. 120 artı 360'tan 480. E, 4 saniye içerisinde geçmiş olduğunu söylüyordu size. Sadeleştirmeyi yapacak olursak biz şöyle 12 ne olur? Buradan 120 amper. Artı yüklerin hareket yönü, akım yönüdür. Ya da Artıdan eksiye doğru elektrik alanın yönü, akımın yönüdür söylemiştik. Akımın yönü o halde gençler iki yönündedir. Devam ediyoruz. Yük hareketi. Şimdi bunu sınıflandıracağız. Önce iletken telde elektrik akımın üzerinden konuşalım arkadaşlar. Şimdi katı iletkenler onların içerisinde hareket eden... ...unsur serbest elektronlardı. O zaman... ...iletken telde akımın yönü... ...elektron hareketinin tam... ...tersidir. Bunu devre üzerinde de... ...tekrar gösterdik. Konu anlatımının başında da söylemiştim. Biraz detaylandırıyoruz burada anlatırken. Arkadaşlar. Şimdi şekli inceleyecek olursanız... ...eksisinden evet elektronlar çıktı. Eksi eksiği ittiği için... Şurada bakacak olursanız elektronlara bu doğrultu üzerinde yukarı doğru kuvvet etki eder. Elektrik alanın yönü artıdan eksiye doğruydu. O zaman devrenin dolanımını takip edecek olursanız siz burada elektronların hareketinin tersi, tam tersi yönde de elektrik alanımız var. Elektrik yüklerin hareketinin tersi yön o da kimin yönü kabul edildi diyordu. Bizim incelediğimiz konu başlığımız elektrik akımının hareket yönüdür. Şimdi anahtarı kapattığınız anda bu elektrik alanı oluşmuş olacak. Pilden dolayı ve e, devreden akım geçtiği için şu görmüş olduğumuz lamba e, aldığı elektri elektrik enerjisini ısı ve ışık enerjisi olarak bize sunacak. Ne zamana kadar sorusunun cevabı da pil akım verdiği sürece yani pilin uçları arasındaki potansiyel fark devam ettiği sürece, sonrasında pil bitmiş olacağı için potansiyel fark sıfırlanınca devre akımı kesilmiş olacak. Şimdi biz bu e, potansiyel fark kavramını hareketin sebebini diş macununun sıkılmasına da benzetebiliriz. Şöyle ki fotoğraftaki e, arkadaşlar. Ee, nasıl diyelim siz diş macununa bir basınç uyguladığınızda macunu oluşturan o tanecikler arkadaşlar e, yüksek basınçtan alçak basınca doğru hareket ediyor. Bu basınç farklılığı devam ettiği sürece akış devam edecekti. Bunu az önce söylediğim pilin devreye akım sağlaması meselesini açıklamak için kullanabiliriz. İletken katılar elektron hareketinin tam tersi yönde akımda. Sıvılarda elektrik iletiminin olabilmesi için iletken bir sıvıya ihtiyacımız lazım. E, o da bir çözeltidir. Mesela e, saf su elektrik akımını iletmez bilgisine sahibiz kimya derslerinden. E, burada ne oluyor? Burada e, siz o saf suyun içine asit damlattınız ya da tuz ilave ettiniz ve serbest iyon varlığı sayesinde akımın iletilmesini sağladınız. Biz burada bir elektroliz kabına bakıyoruz arkadaşlar. Şimdi ee, bunda ne olacak? İçeride o serbest iyonlar oluştuğunda, şimdi pilin eksisinden dolayı bu solda gördüğünüz tüpümüz eksi yani katot oldu. Artısından dolayı sağda gördüğünüz artı oldu. E, artı yüklü katot, artı iyonları düzeltiyorum, artı yüklü anot, artı iyonları eksi yüklü katotla eksi iyonları ittiği için yük hareketi başlamış olacak. Ve akım şiddeti bu eksilerin ve artıların yük miktarının toplamının zamana bölümüyle bulunmuş olacak. Gaz deşarj tüpü örneğinde gazlarda elektrik iletimini aslında anlatmış olduk arkadaşlar. Burada o başlığı da hemen inceleyelim. Şimdi Normal şartlar altında yalıtkan olan gaz maddeler yüksek sıcaklık veya düşük basınç gibi koşullar sağlanınca içlerindeki iyon miktarı artırılarak iletken hale gelirler. O zaman gazların iletkenliği artı ve eksi yüklü iyonlarla birlikte elektronlar tarafından sağlanmış olur. Bu haftalık e, bu kadar. Bir sonraki hitte konumuza devam edeceğiz. Hepinize de başarılar diliyorum.